geldiniz sevgili izleyiciler. Bu bölümde taklit ve tahşiş edilmesi en kolay gıda maddelerinden biri balık konuşacağız. Özellikle dünya ikincisi konumundaki Türkiye'deki arıcılık sektöründe peki bal fiyatları neden bu yıl rekor düzeyde arttı? Bu sorunun yanıtını alacağız. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin. Ziya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Anamarza Bal Genel Müdürü Can Sezen bizlerle birlikte. Can Bey siz de hoş geldiniz diyorum. İsterseniz hakikaten tatlı bir sohbet yapacağız. Balı konuşacağız. İnsan sağlığı açısından da gıdanın yanında sağlık açısından da en önemli besin maddelerinden biri. Türkiye bu anlamda üretim açısından arıcılık sektöründe dünya ikincisi. Ancak fiyatlara bakalım. Fiyatlara baktığımızda da hakikaten bu yıl rekor düzeyde bir artış kaydediyor. Peki ne oluyor sektörde Ziya Bey? Fiyatlar bizde artmıyor. Bizde fiyatlar aynı yerde duruyor. O zaman perakende noktasında artış nereden kaynaklanıyor? Geçen yıl sattığımız fiyatı biz bal satıyoruz. Şöyle bakalım. Küresel bir iklim değişikliği var. Küresel iklim değişikliğinin zararlarını Türkiye arıcısı çekiyor. Tabii sektörün geneli çekiyor. Hı hı. Ancak sektörde %30'luk geçen yıla göre %30-40 arasında üretimde bir düşüş var. Bazı yerlerde dondan, bazı yerlerde aşırı yağış, bazı yerlerde ısı kaybından. Ancak fiyatlara geldiğimiz zaman da bu fiyatlar arz ve talep dengesi birbirine karıştı. Balda arz ve talep uymuyor. Hı. Bunu her platformda söylüyoruz. Balda arz ve talep birbirine uymuyor. Yıllık ne kadarlık üretim var? Şimdi geçen yıl üretimlerimize baktığımız zaman 104 bin tonluk bir üretimden bahsediyoruz. Tüketim ayağınızı. Türkiye'de. Tüketim ayağına, ihracat. Tüketim ayağına, ihracat ayağına Can Bey biraz sonra verir. Ama üretim ayağına baktığımız zaman da bizim bu fiyatların üretimle aynı şekilde koşmadığını görüyoruz. Bu bir. İkincisi, en temel konu da şudur. Bakınız girdilere baktığımız zaman bizim en fazla girdiğimiz gezgin cihazcılık yapıyor. %85-90 ölçüsüyle Türkiye'de. Gezgin cihazcılar ne kullanır? Araba kullanır, mazot kullanır. Mazota baktığımız zaman yılda %11'lik bir artışla, şekere baktığımız zaman %30'luk bir artışla, PET'e baktığımız zaman %40'lık bir artışla karşı karşıya ama bal fiyatları, üreticinin fiyatları aynı duruyor. Burada bir dengesizlik var. Arı sayımız arttı, bal üretim alanları artmadı, aynı şekilde duruyor. O zaman arıcıyı arttırarak, arıcıyı arttırarak, kovanları arttırarak balı arttıramazsınız. Aynı ölçüde verimliliği arttırmamız lazım. Alanları arttırmamız lazım. Bizim en temel sorunumuz şudur. Biz sektörde herkes kendi bacağından asılıyor. Affınıza sığınıyorum. Herkes kendi bacağından asılıyor. Biz sektörde deha bir sektör, güçlü bir sektör. Dünyanın en sayılı sektörlerinden, arıcılık sektörünün içerisinde en saygın sektörlerinden bir tanesi ülke. Ama maalesef biz sanayicilerle üreticiler, malzemeciler, malzeme üretenler bir araya gelemiyoruz. Temel sıkıntımız bu. Onun sıkıntısını da tüketici çekiyor. Bakınız 9 liraya bizim 9 liraya satıyoruz balın 1 kilogramını. Üretici. 1 kilogram 9 liraya satıyoruz. Bunun maliyetine baktığımız zaman bu yılki maliyetimiz 11 lira 40 kuruş. Yani şu İstanbul'da her yerde raflara baksak herhalde kilogram maliyeti yani bir 80 liradan aşağı değildir herhalde. Şimdi onu Can Bey cevaplasın. Can Bey söylesin. Ama kilogram şimdi, fiyatı. Şimdi burada biraz bir acımasızlık var. Evet. Bu acımasızlık aslında sektörel olarak masaya yatırılması lazım. Eğer siz tüketicilerinizi kaybederseniz balı da kaybedersiniz. O zaman hemen biraz da Can Bey'e söz hakkı verelim mi? Buyurun. Can Bey nereden geliyor bu fiyatlardaki artış? Evet. Eğer üretim maliyeti 9 liraysa peki soframıza nasıl oluyor da kilogramı 60 lira 80 liralar arasında gezinen bir bal var? Şöyle bakmak lazım. Önce raftaki Türkiye'de balın fiyatlaması çok değişkenlik gösteriyor. Biraz pazarlama belki stratejisinden dolayı ama rafta şu an var olan genel pazar ortalamasını söylüyorum. 1 kilogram balın fiyatı 25 ile 30 lira civarı. Bu organize perakende de var olan ürün fiyatından bahsediyorum ama
pazarda bu fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı artar, azalabilir. Burada tabii bu fiyat unsuruna, ihracata da bağlayarak şöyle cevaplamak lazım. Evet, Ziya Bey'in söylediği gibi bu sene bir rekolte düşüklüğü var. Bu mutlaka %10 alış fiyatlarına da ham maddenin yansıyacaktır. Belki daha fazla yansıyacaktır. Ama bu esas oradaki sorunu da çözmüyor. Bu sorunun esas çözüm şeylerinden bir tanesi, bir defa biz her ne kadar Türkiye'deki aracımızın geliri düşük olsa da dünya fiyatlarıyla yarışamıyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'de katma değerli ürünler üretimi noktasında sıkıntılarımız var. Yani bugün polen, propolis, arı sütü, bu ürünler kovandan çıkan mucizevi ürünler. Bu ürünleri almadığımız için, alamadığımız için daha doğrusu, dolayısıyla geliri düşük ama fiyatı yukarıda bir pozisyon ortaya çıkıyor. Can Bey, peki bu değerli maddeleri neden alamıyoruz kovandan? Yani arı sütü olsun, polen olsun. Tabii onun hem devlet ayağında yapılması gerekenler var, hem arıcı tarafında belki yapılması gerekenler var. Ama işte burada yine Ziya Bey'in söylediğine ek olarak şu önemli. Bunları bizim kendi markamızın sloganında da bu var. Yani bütün arıyla, arıcıyla, ürünle hepsi bunların birbirleriyle örtüşüyor. Yani bu hikaye bütün bir hikaye. Dolayısıyla bunun hepsinin, bütün sac ayaklarının bir araya gelip bunu birlikte konuşabilmemiz lazım. Şu an örnek veriyorum, paketleyici tarafında 3-4 tane ulusal manada büyük ölçekte iş yapan var. 4 tane dernek var. Yine öbür tarafta başka bir dernek var. Bizim de önerimiz, kanaatimiz, bunların hep bir araya gelip bir platform olabilir. Doğru bir şekilde bunları konuşabilmeli. Aksi halde balda da çok bilinmeyen var. Yani tüketici haklı olarak yani sadece üretim ayağında değil, tüketim tarafında da birçok soru var. Bu soruların da doğru bir şekilde cevaplanması önemli. Şimdi en önemli konulardan biri fiyatın kısmında. Tabii fiyat çok önemli. Fiyatın yüksek olması o balın çok da yüksek kalitede olduğu anlamına gelmez. Çok çeşitli yöreler var. Burada çok akıl karışıyor. Ben şunu da sorayım. Özellikle hangi yörede balına dikkat edilmeli? Doğru fiyat ne olmalı? Bir de iyi bal nasıl anlaşılır? Şimdi tabii ki her yörenin kendine göre bir damak tadı var. Karadeniz'de Artvin tarafında üretilen bal belki aynı ballar bizim Kars'taki üretilen bal. Evet. Kars'taki üretilen balla mukayese etmek bile istemem. Ama aroma ve renkleri farklı oluyor her bölgenin. Evet. Çiçekten geliyor bu renklerin, aromanın farkı. Hı hı. Ama her yörede kendine göre bir pazar oluşturmuş. Ama bu pazar Türkiye pazarına girebiliyor mu? Etkiliyor mu? Etkilemiyor. Hı. Türkiye pazarını kim etkiliyor? Neresi etkiliyor? Türkiye pazarının Orta Anadolu'da üretilen ayçiçeği balı ve kırçiçeği balı, geven ballarımız etkiliyor. Diğer bir taraftan ihracata baktığımız zaman, ihracata biz neyi gönderiyoruz? Yani Türk toplumu belki çam balını sevmeyebilir. Ama bugün bilim dünyasına, bilim aranesine en fazla çalışılan bal çam balı. Avrupa'nın da en fazla talep ettiği bal çam balı. Buyurun. Burada ben bir şey ekleyeyim. Mesela ihracatta da esasen bizim markalı ihracat yapmamız lazım. Katma değer üretmemiz lazım. Burada da çam balında Türkiye evet dünyanın %90 çam balı karşılamasını yapıyor. Yani bir anlamda çok ciddi bir hatır sayılır yeri var. Ama bizim varille toplu ürün göndermek yerine marka ihraç edebilmemiz lazım. Burada da arıcı tarafındaki katma değeri söyledim ama yine bizler gibi paketleyici tarafında da Türkiye katma değerli ürünleri üretebilir. Yani baldan yapılan 50, 60, 70 tane ürün var. İşte örnek söylüyorum, bunlardan bir tanesi toz bal. İşte şu an üretmeye başlıyoruz. Bunun gibi katma değerli ürünler üretilir ise en azından ihracat anlamında daha birazcık daha faydalı olabilir. Çünkü 104 bin tonun 2015 yılında sadece 5 bin tonu ihraç edilebilmiş. Yani dolayısıyla sayı ihracatta çok düşük. Daha çok da arttırılabilir diyorsunuz. Ama iç kısma baktığımızda, gerçi Ziya Bey söz hakkını aldım. Geri kalan 104 bin ton üretilen balın 5 bin tonu ihraç ediliyor. Geri kalan 25 bin tonu da organize perakendeye konu oluyor. Yani dışarıda daha belki de esas ticarete konu olmayan, yol kenarında, cami önünde satılan kayıt dışı ürünler var.
Peki o kısma da evet soracağım. Özellikle gerçi değinmiştim ama yöre kısmından iyi balı. İyi balı nasıl anlayacağız? İyi balın adresi laboratuvarlardır. Yani şimdi, aldığımız her balı perakendeden laboratuvara mı gönderemeyiz ki bunu, Ziya Bey? Bunu aşmak lazım. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar daha 3-5 yıl öncesine kadar kristalize bal, şeker balı, kalitesiz bal, şekerden yaptırılmış bal algısı vardı. Ama kristalize olan bal gerçekten bunu bütün bilim adamlarımızı bunu teyit ediyor ki kaliteli baldır. Çünkü bir bal kristalize oluyorsa çiçeğin özünden kaynaklanıyor. Çam ballarımız 8 ay 1 yıl içerisinde, kristalize olan çiçek ballarımız da 4 ay ile 6 ay içerisinde kristalizasyona başlar. Ama biz şimdi geride damak tadıyla onun kimyasını bilemeyiz ki. Yani kimyasını bilemeyiz. Onun için buradan yanlış bir ifade söylememek lazım. Şunu net olarak söylemek lazım. Biz balın kalitesini laboratuvarlardan almamız lazım. Ben burada şuraya gelmek istiyorum. Şimdi müteahhit yapılar bazı yerlerde bunu hep söylüyoruz. Türkiye Arıcılar Birliği şunu söylüyor. Biz Türkiye'de hedef kitlemiz tüketicilerdir. Bunlar olduğu için Türkiye'de bir takım balda da diğer ürünlerde olduğu gibi bir takım belirsizlikler var, kaoslar var. Yani sahte bal dediğimiz ballar var. Evet. Merdiven altı var. Yani bunlara ben televizyonlarda pazarlama yöntemiyle satılan ballar var. Biz burada kendimizi, Türk arıcısı kendini açığa çıkarmak için biz 2013'ten bu yana bir çalışma yaptık. Nedir bu çalışma? Bizim arı kovanlarımız kayıt altında, ürettiğimiz balı da aynı tescil numarasıyla kayıt altına alalım istiyoruz. Barkodlayalım istiyoruz. Bizim barkodlasınlar ama sanayici de barkodsuz bal almamayı taahhüt etsinler. Türkiye'deki kalitenin çözüm adresi burasıdır. Böylelikle kayıt dışılığı da azaltmış olabiliriz. Kesinlikle. En önemli faktörlerden biri bu nokta. Burada çok önemli bu konu çünkü aracının dışında aracıya mal edilen merdiven altı üretimler veya işte karışım ürünler bunları da engelleyecek bir şeydir. Çünkü arıcıyla paketleyici arasında böyle bir doğru bir sistem kurulur ise o zaman aradaki o yanlış ürünler de ortadan kalkar. Ama ben biraz öncekine bir şey ekleyeyim. Yani bu gerçekten tüketicinin merak ettiği bir şey. Gerçek balı rengine, tadına, kokusuna bakarak gerçek mi, sahte mi ya da kirli mi, temiz mi olduğunu anlama şansınız yok. Mutlak surette laboratuvar analizleri olması gerekiyor. Bazen ben çok şaşırıyorum. İşte yakarak yanarsa şöyle olur, yanmazsa bunların hepsi tevatür. Yani bir gerçek balı ayırt edebilmemizin tek yolu laboratuvar şartları olması lazım. Ama belki de Ziya Bey'in özellikle değindiği konu en önemlisi her üretilen balın barkodla belki de üretim yeri, nereden geldiği, hangi çiçek, arıcı hangi bilgisi, vesaire. Böylelikle ekonomi de kayıt içerisine altına alınır. Daha sağlıklı bilgiler de sektör anlamında elde edilebilir. Peki bu yıl nasıl geçiyor? Bu yıl ne kadarlık bir üretim bekliyorsunuz? Onu İsterseniz hani Ziya Bey üretim tarafıyla paylaşsın. Bu yıl nasıl geçecek Ziya Bey? Özellikle şimdi tamam fiyatlar çok artış üretim noktasında yok ama perakende noktasında var. Gelecek yıl açısından fiyatlarda bir gevşeme beklemeli miyiz? Üretim bu anlamda nasıl? Şimdi üretimde gerçekten görsel bir azalış var. Şu ana kadar çiçek balı dönemimiz bitti. Temmuz ayı bitti mi çiçek balı dönemimiz bitti. Çiçek balı dönemimizde biz geçen yıla göre %35-40'lık bir düşüş yaşıyoruz. Bu neden önde gidiyor? Yani bu neden iklim değişiklikleri mi oldu? Evet, iklim değişiklikleri. Şöyle bazen deriz ya kuraklık. Her yerde kuraklık yok. Mesela Orta Anadolu bölgesinde çok yağış yağdı bazı bölgelerde. Çok yağışın getirdiği çiçek sulandı. Çiçek tam ifrazat zamanında çiçek sulandı. Yani çiçek nektar salgılamadı. Don yaptı, nektar salgılamadı. Bazı yerlerde Konya taraflarında kuraklık oldu. Tekirdağ taraflarında yine öyle. Ege taraflarında bakın bu sene şu anda Ağustos'un 15'inde, 11'indeyiz. 12'sindeyiz. Nereye geliyoruz? Çam balı üretim dönemine girmesi lazım arıcının. Şu anda arıcı bir kısmı yaylada bekliyor. Büyük bir kısmı. Giremedi. Yani dolayısıyla gerçekten önümüzde bu sene
aracı için büyük bir karanlık bir tablo var. Yani bu karanlık tabloyu, yani üretimde belki üretilen ürünler şeyimizi, iş piyasayı karşılar. Ama aracının üretemediği, aracının işletmesinin idame edemediği bir ortam, bir yıl yaşayacağız. Bu yılın da iyi sentezlenmesi lazım. Ben buradan Sayın Başbakanımızdan tabii ki hayvancılara, tarlacılara, ürün üretenlere bir takım destekler veyahut da kredilerini erteleyecekler. Bunun zaten aracıyı da ayırmasını hiç beklemiyoruz. Böyle bir hayal kırıklığına 60 bin aracı aileyi de uğratmasınlar diyoruz. Çünkü arıcılık kredilerle dönüyor. Kredi olmazsa 40-50 bin lira bir yatırım yapıyor her yıl aracı, gezginci aracı sürecinde. Bu süreci de bankalardan karşılıyoruz. Şu anda Ağustos ayından sonra bankaların ödeme zamanı gelecek, aracıyı kurtarmalarını bekliyoruz yani. Özellikle finansman konusunda ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu çok söylüyorsunuz. Çok büyük sıkıntılar var. Çok evet. Büyük sıkıntılar var. Peki denetim ayağına da girmek istiyorum. Özellikle sektörde denetimler yeterli mi? Verdiven altı üretimden bahsediyoruz. Evet. Aynı zamanda pazarlarda satılan, belli noktalarda satılan, açıkta satılan bal olduğunu da çok sık görüyoruz. Evet. Bu konuda neler yapılmalı? Hem halk sağlığı açısından hem de sektörün kayıt dışı içerisine alınması açısından. Tabii burada denetimlere baktığınızda oransal olarak söylüyorum. Bütün hepsini denetleme şansı devletinde maalesef mümkün olmayabiliyor. Ama bu konuda yapılan en önemli işlerden bir tanesi Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın teşhir programı. Yani taklit ve tahşişi olan bir markanın ürünün kamuoyuna duyurulması. Bu önemli bir etki yaratıyor. Ama bundan ziyade tabii ki burada bu yine bütün bir iş. O yüzden satın alan, yani tüketiciye ürünü ulaştıran perakende noktalarının da kendi işlerinde yaptığı denetimler var. Bunlar da son dönemde artıyor. Ama tabii ki burada markasız, açıkta satılan bu ürünlerin hem muhatabı bulması noktasında bir muhatabı yok, hem de bir sorgulayacağınız bir mekanizma yok. O yüzden bizim de bu anlamdaki önerimiz tüketiciye markalı ürünleri tercih etmesi. Çünkü hem devlet ayağında bunu sorgulayabilir, aynı zamanda kurum bilgileriyle kurumu da sorgulayabilir. Peki halk arasında şöyle bir inanış da var. Petekli bal daha doğal ve sağlıklı olduğu yönünde. Doğru mu? Şöyle sağlık açısından, yani veya süzme balla petek bal arasında bir sağlık açısından artı ya da eksi yok. Ancak şu noktada problem var. Biz petek bal işlemiyoruz. Sebebi de şu. Dedik ya başta, doğru balı bilebilmeniz için analizlerin yapılması şart. Petek balda da bu analiz mümkünü yok. Dolayısıyla kontrolsüz ve sağlıksız bir ürün. O anlamda. Çünkü söylediğim gibi analiz yapmadan doğru ya da yanlış olduğunu bilemediğiniz için petek balda da bu analizlerin ticari olarak mümkün olmadığı için orada bir kontrolsüzlük söz konusu petek balda. Peki dünya ikincisiyiz. Peki dünya birincisi arıcılık sektöründe hangi ülke liderliği alıyor ve onlardaki üretim miktarı nedir Ziya Bey? Tabii biz onları da inceledik. Çin'den söz edebiliriz. Koloni, Çin mi dünya birincisi? Evet. Koloni verimliliği açısından baktığımız zaman da Kanada'yı söz edebiliriz. Şimdi burada neler oluyor? Şuralar oluyor. Bakınız, başta da söylemeye çalıştım. Biz herkesi arıcılığa teşvik ediyoruz. Kırsaldaki bütün insanlar arıcılığa teşvik ediyoruz. Ama biz arıcılığa teşvik ederken, arı sayısını, kovan sayısını arttırırken 3 milyondan şu anda 6 milyon 900 bine geldi kovanımız. Ama biz alanlara baktığımız zaman, mesela en yoğun bal ürettiğimiz çam bal alanlarımız aynı. Geven alanlarımız aynı. Kırçay alanlarımız aynı. Kültür bitkili alanlarımız aynı. Şimdi dönelim Çin'e. Çin ne yapıyor veya Kanada ne yapıyor? Bunlar sınırlama getirmişler. Kovan sayısına sınırlama getirmişler. Bir. İkincisi, kovanı verimliğe doğru kanalize edilmiştir. Diğer taraftan baktığımız zaman bütün devlete ait araziler hemen bizim kültür bitkiler ekerek arıcılık hizmetine sunmuşlar. Biz 800 bin arısı olan Almanya'ya kadar olamadık. Onlar bile kanalo ekerek
Kanalo'dan bal almayı, birinci derece bal almayı yeklemişler. Bizim en önemli sorunumuz verimlilik noktasında bu bu konuda da önemli adımlar atılmalı diyorsunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin ve Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen'e diyor ve böylelikle bir iş dünyasını daha burada noktalıyoruz.